Efendim, doğaya attığımız o atıkların sonu yok maalesef. Hızlı atık üretiminin önüne geçemeyen bilim adamları da o atıkları faydalı bir hale getirmenin yollarını aradılar, arıyorlar. İşte bu yolda önemli adımlardan birini anlatacağız şimdi size. Bir Türk bilim insanından geldi. Doğaya atıldığında toprak için gübreye dönüşebilen plastik efendim üretildi. Bu mucize plastik dünyayı en tehlikeli bu musibetten kurtaracak gibi görünüyor aslında. Geliştirdiğimiz proje sürdürülebilirlik kapsamında doğada çözünebilen bir ambalaj üretmekte esasında. Türk bilim insanından dünyayı plastik belasından kurtaracak buluş. Doğaya atıldığında kolayca çözünüp toprağı besleyen çevre dostu gübre plastik üretildi. Şu beyaz şeyi görüyor musunuz oluşumu? Burası en net gözüken kısmı. Bence güneş ışığı en açısı uygun şekilde oraya vurdu. O yüzden orada başlatıcı aktif hale geldi ve reaksiyonu başlattı. Bir sağ tarafta var, bir sol tarafta var. Arada boşluk var. Birleşmediler. Biyomedikal mühendisi öğretim üyesi Ceren Türkcan laboratuvara girdi. Doğayı katleden atıklardan kurtulmanın yollarını araştırdı. Uzun çalışmalardan sonra çevreci plastik üretmeyi başardı. Doğada çok fazla atık oluştu. Bu atıkları acaba doğada yok edebilir miyiz? Yok edilebilir, atık yapılabilir mi? Şeklinde çıktı motivasyonumuz esasında. Buradan yola çıkarak da biz gübre içerikli bir plastik ürettik laboratuvarda. Doğaya atılan çevreci plastik temas ettiği suyu emerek hızlıca şişiyor. İçeriğindeki maddeler çözünüp toprağı beslerken depoladığı suyla da can kurtaran oluyor. Çok hızlı şişmeye başladı. Bu malzemeler suyla temas ettiklerinde bu şekilde suyu tutarak bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu ona verebilecek şekilde kullanılabilecekler. Üretilen çevreci plastik tüketiciye ulaşmaya hazır ürünler için ambalaj formuna da dönüştürülebiliyor. Kozmetikten boya sektörüne kadar her sektörde kullanılabilecek. Bu mesela mavi renkli görmüş olduklarınız özellikle bizim renkli ambalaj sektöründe kullanıma uygun olarak üretmiş olduğumuz içerikler kozmetik alanda kullanılabilir, boya şirketleri kullanılabilir, tarım sektöründe kullanılabilir. Kullanılabileceği sektör neredeyse sınırsız.